lazım. Bak oraya bak bak. Biz doğduğumuzdan beri bu mesleğin içindeyiz. Ata mesleği, annelerimizde, babamızda gördüğümüz mesleği aynen biz de yapıyoruz. Çünkü iki tane çocuk var, ikisini okutmaya çalışıyoruz. Hayat o kadar zor ki yapamıyoruz yani. Vallahi yardımcı olacak kimse yok. Sürekli hayvanlarla, sürekli yani hiç yaptığımız bir şey yok. Ne tatilimiz ne bir şeyimiz. Sürekli hayvanlar, sürekli hayvanlar, sürekli çadırlar. Yani sürekli yaylalardayız. Yaylaya çıktığımız zaman ekmeği elde yapıyorsun, çamaşırı elde yapıyorsun, bulaşığı elde yapıyorsun. Bu hayat anlatılmaz, yaşanır. Yani kelimeler yetmiyor. Okulu çok güzel. Doğmuşlar bu. Biz bu mesleği çocuklarımız için sürdürmeye çalışıyoruz. Onlara bir gelecek sağlamaya çalışıyoruz. Biz de çocuklarımızla zaman geçirmek istiyoruz. Küçük oğlumun mezuniyet gecesiydi ama ben ne katıldım ne gördüm. İnanın ki bir fotoğrafını dahi görmedim. Biz 9 yıldır bu yaylaya geliyoruz. Tam 30 yıldır da Erzurum'da bir yaylaya gidiyoruz. Ne olabilir? Buralara konteynerler yapılabilir. Elektrik gelebilir. Çünkü elektrik olduğu zaman çamaşır makinesi, bulaşık makinesi sen her türlü imkanı sağlarsın. Bayı. Kim denir bu? Yağmur, yağış, kar. Dün kar yağdı mesela. Dolu yağdı üzerimize. Ne bileyim imkanlarımız çok zor. Yani hayat burada çok zor yaşıyoruz. Koyunlarla uğraşıyoruz. Doğdum doğmadım böyle sürekli yaylalardayız. Ben mesela biz çocuklarımız için yapıyoruz, onların geleceği için yapıyoruz. Yapmasak olmaz yani. Kışın bile yaylada sayılır geçiyor zamanımız. Çünkü yayladan geldikten sonra ahırların orada çadır açıyoruz. Çadırda sürekli 24 ay, 12 ay sürekli böyle çadırlarda yaşamamız geçiyor. Ne bileyim yani hayatımız çok zor. Biz zaten sürekli yaylaya geliyoruz. İşlerimiz biraz zor. Koyunculuk yapıyoruz. Eşimle beraber, kaynım, eltim beraber çocuklarımız için buralardayız.